Eşimin narsist olduğunu düşünüyorum. Narsist bir eşle nasıl baş edebilirim? Mutlu bir yuva için ne yapmalıyım? Çok teşekkür ederiz bu soru için. Yani artık herkes herkesin narsist olduğunu düşünmeye başladığında bazen şöyle diyoruz artık hani teşhis koyacak kişi gerek kalmıyor bazen. Teşhisi psikiyatristler koyar ve bunun içinde belli testler vardır. Bu narsistik kişilik bozukluğu ile alakalı. Bakın narsistik kişilik bozukluğu bir kişilik bozukluğudur bu. İçinde bencillik vardır, evet içinde manipülatif davranışlar vardır, evet içinde hep ben deme durumları vardır. Evet, içinde başka insanların düşüncelerini ve duygularını önemsememek vardır. Evet, ama her böyle yapan kişi de narsisttir diyemeyiz. Ama egosu yüksek olabilir, narsistik örüntüler sergileyebilir ama narsist kişilik bozukluğu var demek doğru olmaz. Peki, bununla alakalı ne yapılabilir? Eşiniz bencil olabilir. Yani bazı insanların gerçekten yani fıtrat itibariyle böyle bencillikleri, işte kendini çok önemseme gibi bir durumları olabilir. Yani adamın fıtratı böyledir ama bu demek değildir ki eşiniz narsist ya da evet ve hayır diyemeyiz biz buna. Ama şunu yapabiliriz. Size ne tavsiye edebiliriz? Şunu tavsiye edebiliriz. Zor kişiliklerle baş etme diye bir kitap var yani. Bu kitabın yazarını şu an hatırlayamıyorum. Ama bu kitabın ismini çokça zikrettik zaten. Ve bu kitabı okuyabilirsiniz. Yani zor kişiliklerle baş edebilme, narsist ya da kendini çok böyle üstün gören, kendini beğenen bir insana nasıl baş edebilirsiniz? Nasıl bu süreci atlatabilirsiniz? Bu sürece baktığınız zaman, şimdi bu insanlar pohpohlanmaktan hoşlanırlar. Profesör Doktor Ertuğrul Köroğlu'nun bir kitabı var. Zor kişiliklerle nasıl baş Bir edebiliriz de diye. yabancı bir yazarın kitabı var. O da 5 tane, yanlış hatırlamıyorsam 5 tane zor kişilikler üzerine bir kitabı var. Zor kişilikler diye bir kitap olması gerekiyor. Beyaz kaplı diye hatırlıyorum yanım. Şimdi o kitapla da zaten bahsediyor. Bu insanlar pohpohlanmaktan, bu insanlar sürekli övülmekten hoşlanırlar. Ama siz bu insanları nasıl yönetebilirsiniz? Önemli olan bu. Yani bakın, önemli olan A karakterinde de B karakterinde kişiye sahip olmak gerekiyor. Önemli olan siz bu insanı nasıl yaşayacaksınız ve onu nasıl yönetebilirsiniz? Bunu öğrenmek gerekiyor. Eğer ki ya bir dakika ben bu deveyi gütmek istemiyorum. Ben böyle bir karakterle yaşamak istemiyorum diyorsanız o zaman ona göre karar vermeniz gerekiyor. Ama yok. Bir dakika ya. Bu insanlar benim hayatıma geldi ama bu insan benim hayatıma geldiyse bir sebebi vardır. Bir anlamı vardır diyorsanız ona göre hayatınızı devam ettirmeniz gerekiyor. Muhakkak çok yüksek bir oranda eşiniz ya annenize ya babanıza benzeyen özellikleri vardır. Biz anne ya da babamızla olan problemlerin sağlıklı bir şekilde çözemediğimiz zaman ya da sağlıklı bir şekilde problem çözme yeteneğine sahip olamadığımız zaman bu insanlar hayatımıza gelir ki problemi çözebilelim diye. Peki ne yapmak gerekiyor bu insanlara? Bu insanlarla yöntem yanının hani böyle el yordamıyla aramak derler ya bir şey. Adım adım yapacaksınız. Mesela ondan bir şey istediğiniz zaman ya da bir şey olmasını istediğiniz zaman ilk önce onun tarafına geçin. Onun karşısına geçip sen böyle yapıyorsun, sen şöyle yapıyorsun, sen ne biçim babasın, sen böyle baba olur musun demeyin. Bu yaklaşım hiçbir zaman sizi bir yere götürmez. Deyin ki Ahmet ya senin şöyle şöyle yaptığın zaman çocuklara var ya harika bir insan görüyorum gözümde. Ya da işte çocuklar o kadar mutlu oluyor ki sen çocuklara böyle yaptığın zaman. Gerçekten diyorum ki of ya iyi ki de bu adamla evlenmişim. Harika iş yapmışsın. Birazcık eşiniz ne yapacak? Bursa da mutlu olacak, sevinecek. Eşim arkamda işte benim bak beni anlıyor, görüyor değil mi diyecek. Şimdi onu yanınıza aldıktan sonra o zaman söyleyeceğinizi söyleyin. Dün akşam işte kıza birazcık kızdın ya biraz üzülmüş aslında birazcık da gönlünü mü alsan. Söyleyin ve bekleyin. Hani geçen seans, geçen şeyde yanım programda söyledim yani bir 8 saat izin verin onların harmanlamasına. En az 8 saat izin verin harmanlamasına. Düşünecek, anlayacak, algılayacak, acaba nasıl olacak diyecek. O yüzden ve sonra gidecek kızının gönlünü alacak. İlk önce böyle zor kişilikleri bir anda düşman gibi karşınıza almayın. İlk önce güzel konuşarak onu siz yanınıza çektikten sonra her şeyi yaptırabilirsiniz. Aslında narsist insanların yanında çok çok zor insanlar değillerdir. Aslında iç dünyası çok kırılgan insanlardır. İç dünyasında o kadar kırılgandırlar ki o kırılganlıklarını kapatmak için, o eksiklerini kapatmak için böyle daha da fazla
böyle kontrol ve güç gösterisinde manipülatif davranışlar yaparlar. Ama siz ondan bir tık daha öndeysiniz, siz bunu fark edersiniz ve eşinizi yönetmeyi, ilişkiyi yönetebilmeyi öğrenirsiniz. Önemli onun eşi yönetmek değil, ilişkiyi yönetebilmektir. Onu öğrendikten sonra zaten arabayı rahat kullanırsınız. Nasıl çocuk kullanma örneğinden yanına size helikopter örneği verdim. Burada çok farklı bir arabayı da bitiren. Bunu öğrenirsiniz, bunu kullanmayı öğrenirsiniz. Ama burada önemli olan şey şu. Problemi eğer ben bununla baş etmem lazım, benim imtihanım, aman Allah'ım hayatım böyle gidecek diye mi bakıyorsunuz? Yoksa bu ilişki bana neyi öğretecek, ben neyi değiştirebilirim mi diye bakacaksınız. Sizin belki değiştirmeniz gereken bir şeyler var ilişkinizde. Belki gerçekten söylenen her şeyi çok fazla üstünüze alınıyorsunuz. Eğer kişi bir söylenen şeyde evde çok fazla üstüne alınıp alınganlık yapıyorsa bu da o kişiyle alakalı bir şey söylüyor. Bakın diyelim ki Ayşe ile Ahmet evli. Ahmet bir şeyler söylüyor. Karakteri bakımından birazcık kaba, birazcık huysuz bir adam. Ve Ayşe her söylenenin üstüne alınıyor. Adam birine kızıyor, kadın üstüne alınıyor. Adam iş yerine birine kızıyor, kadın üstüne alınıyor. Sizce bu olay sadece Ahmet'le mi alakalıdır? Hayır, değildir. Eğer ki sizin böyle bir yapınız varsa, yani eşim onu yapıyor, bunu yapıyor, çok bencil. Sadece eşinizle mi alakalıdır? Niye bu kadar sahipleniyorsunuz? Eşimizin karakterini de zaman zaman olduğu gibi de kabul etmek gerekiyor onun yanına. Ve bizim maalesef yapamadığımız şeylerden bir tanesi toplum olarak da olayları çok fazla duygusallaştırıp tepkisel yaklaşıyoruz. Ama olayları birazcık daha mantık çerçevesinde baktığımız zaman daha iyi çözebiliriz. Bunun örneği mesela eşiniz yolda birine kızdı, değil mi? Sanki kızdığı adam ya da kötü şoför olan adamın savunucusu, avukatı olmak yerine, ki bazen onu yapıyoruz. Ya niye kızıyorsun, niye onu diyorsun, niye şunu yapıyorsun, ben bu kadar kızgınlığa gelemem demek yerine, hayatım çok kızdın değil mi, çok sinirlendin, ya ne biçim çıktı, ben de gördüm ya, bir anda çıktı, sen de korkmuş olmasın, o yüzden sinirlendin desek, olay o anda çözülecek. Olay o anda çözülecek. Diyecek ki adam, evet hayatım ya, beni anladığına sevindim, kusura bakma, o kadar ağzımdan hani kızdım, bir şeyler çıktı, seni de kırmak istemedim diyecek. Ama biz onu yapmak yerine hemen başkalarının savunuculuğu haline geliyoruz. Ve bakıyoruz ki eşimiz niye bize daha çok böyle gergin bir ortamın içine sokuyor bizi diye düşünüyoruz. Lütfen ilişkilerde iki tarafta şapkayı öne çıkartması lazım. Sürekli karşı tarafı suçlayarak biz bir yere varamayız. Ama biz de kendi hatalarımıza bakarsak işte o zaman daha sağlıklı bir sisteme girmiş oluruz diye düşünüyorum Nihan Hanım. Çok güzel izah ettiniz. Kolaylıklar dileyelim. İnşallah bahsettiğiniz şekilde de uygulamaya çalışırlar diyelim.